Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Hocam bir es vermek istiyorum. Ankara'dan bir izleyicimiz arıyormuş. Hikmet Bellikli. Kalbinde delik varmış. Bu konuya da gelecektik ama sordu madem. Tabii. Konuya o şekilde de belki devam ederiz. Hikmet Bey. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Geçmiş olsun. Buyurun efendim. Alalım hoş sorunuzu. Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkür geçmiş ederim. Geçmiş olsun. Buyurun hocam, lütfen. Buyurun efendim. Hocam iyi günler diyorum. Teşekkür ederim. Sizlere de efendim. Buyurun. Hocam ben böbrek nakilliyim. Kalptende bypasslıyım. 18 yıl oldu. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bugünlerde benim kalbimde hızlı atış var. Sol tarafa yattığım zaman daha hızlı atıyor. Bayağı duyuyorum. Bunun için Doppler yaptılar. Holter pardon. Evet efendim. Holter'de kardiyoloji doktorum dedi ki sen dedi şimdi böbrek nakillisin. Sana bir ilaç versem dedi ağır gelir dedi. Ama seni çok rahatsız ederse dedi kasıktan girip orayı yakmamız mı lazım dedi. Öyle bir şey dedi. Evet. Evet. Geçmiş olsun. Herhalde oradan ikinci bir görüş alacağız burada sizden. Tabii. Efendim öncelikle büyük geçmiş olsun diyoruz izleyicimize. İki ciddi rahatsızlığı bir arada geçiriyor. Şimdi kalbimizin damarları, kapakları olduğu gibi kalbin içerisinde de tıpkı bu binada olduğu gibi elektrik sistemi söz konusu. Kalbin her tarafında hücrelerden elektrik akımı uyarı çıkarabilme özelliğine sahip kalp, böyle bir organ. Kendiliğinden bu oluşabiliyor. Bir de bu atımların normal bir seyri var. Yani kalpte bir odak söz konusu, bir nohut gibi düşünelim. Oradan kıvılcımlar çıkıyor. Yani düşük voltajlı elektrik akımına bunu benzetebiliriz. O kalbin içerisinde kabloları aracıyla yayılıyor ve bunun karşılığında da kalp kasılıyor. Hı hı. Bu uyarı dinlendiğimiz zaman daha düşük hızda oluyor otururken, uyurken biraz daha azalıyor. Koştuğumuz zaman ne yapıyor? Artıyor. Bazen bu uyarı bulunduğu normal yerinden değil de kalbin diğer kısımlarından, anormal odaklardan çıkıyor. Bazen 170, 180, 200, 250, 260 gibi hasta kalbim yerinden çıkacak gibi der. İşte atışlarımı boğazımda hissediyorum, gömleğimin dışından bile belli oluyor gibi. Bunlara biz çarpıntı nöbetleri diyoruz. İzleyicimizde böyle bir olay muhtemelen var. Tabii böbrek nakli olduğu için güvenle kullanabileceğimiz ilaçlar var ama doktor bey gayet isabetli olarak hani dikkatli bir şekilde olmamız gerektiğini söyledi. Bunlar da ilaç tedavisi dışında tıpkı anjiyo yapar gibi aynı ortamda girmek suretiyle damarın içerisine kalp boşluklarına ucunda çok özel şöyle söyleyeyim. Hem o anormal odakların, çarpıntı odaklarının yerini belirleyecek sistemleri yani radyo frekans dalgaları verebilecek cihazlarımız var. Aynı zamanda onu tespit ediyor, haritasını çıkartıyor. Nerede olduğunu bulduktan sonra sıcak veya soğuk yani ya ısıtmak suretiyle ya o yeri soğutmak suretiyle çarpıntı odaklarını temizleyebiliyoruz. Bir daha oradan çarpıntı çıkmıyor. Ya da %95 oranında bulup %95, %98 oranında o tedaviyle buna radyo frekans ablasyon diyoruz. Yani basit anlayacak olursak çarpıntı odaklarının bulunması ve de onun çarpıntıyı giderecek şekilde tedavi edilmesi. Çoğu zaman kalıcı oluyor, çok istifadeli oluyor. Ülkemizde de çok güvenli bir şekilde yapılıyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.